Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, kullanışlı bir tarif göstereceğim. Bayat ekmeklerinizi şu şekilde küçük küçük parçalıyoruz. Burada bildiğimiz normal bir ekmek. İsteyene göre şu şekilde yağlayıp da tereyağı sürüp şu şekilde de dizip bu tarifi yapabilirsiniz. Ama ben şöyle parçalamayı tercih ettim. Şu şekilde parçalıyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki. Tabii ki bayat ekmeklerimizi atmıyoruz. Çeşit türlü böyle kullanmaya devam ederiz. Gerek yumurtalı ekmek yaparız, gerek kızartırız. Gerek hayvanlarımıza sütle birlikte ıslatıp veriyoruz. Yani. Ama şu şekilde çok güzel. Hele şimdi portakal zamanı ya, çok güzel. Şu şekilde bir borcam tabağa bir ekmeği doğradım. Bir kenara bırakalım. Ondan sonra 3 tane yumurta. Adet yumurta. İyice çırpıyoruz. Bunun içine süt. Yani 2 bardak gibi, su bardağı gibi, belki daha fazla. Bunları bir iyice ıslatacağına göre daha fazla. Yarım litre süt koydum diyelim. Ondan sonra içerisine portakal suyu. Farklı meyve suyu da kullanabiliyorsunuz. 2 tane portakalım var. Portakalı böyle ince kabuklarını üzerinden aldım. Ayrıca limon da koyabilirsiniz. Bunları böyle hani rendeleyebiliyorsunuz. Ama bu şekilde daha parçalı olduğu için daha hoşuma gidiyor benim. Bunları böyle bu şekilde doğruyoruz. Burada ayrıca 5 adet kayısım var. 5 adet kayısıyı da doğradım. Bunları şöyle şu ekmeklerin üzerine böyle böyle boşaltıyoruz. Şu şekilde bunları ekmeklerin üzerine koydum. Üzerine isteğe göre çekirdeksiz üzüm, kuru üzüm. Kuru incir koyabilirsiniz, kuru erik koyabilirsiniz. İstediğiniz koyun. Şu şekilde koydum. İki adet portakal suyu koyuyorum.
Onu da içine koydum. Şekeri de isteğine göre. Bir bardak şeker, su bardağı şeker gibi koyuyorum. Ama kuru meyve olduğu için o kadar fazla şeker de koymaya gerek olmayabilir. Yani bunun içine 4, hadi 5 yemek kaşığı şeker koydum. Siz onu daha az yapabilirsiniz. Bunun içine ayrı zamanda tarçın ilave ediyorum. Ekmeklerin üzerine tereyağı serpiyoruz böyle. Dediğim gibi ekmeklerinizi bütün bırakıp iki taraftan da tereyağı sürüp o şekilde yapabilirsiniz. Tarçının kokusu, limonun, portakalın o kadar güzel geliyor ki. Biraz daha alacağım. İstiyorsanız yaptığınız reçellerden de koyabilirsiniz. Bu benim yaptığım portakal kabuklu reçelden biraz koyacağım. Çok az bir şey çünkü şeker de koymuşuz. Böyle. Yetiyor. Daha önce yaptığımız portakal çubuklarımız da var. Onlardan bile koyabilirsiniz. Nefis. İstiyorsanız ceviz, fındık koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Bunu şimdi böyle bu karışımı böyle bu şekilde ekmeklerimizin üzerine koyuyoruz. Bunları böyle hafifçe bastırıyorsunuz. Bunu böyle bir yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Ki ekmek bu karışımı iyice böyle emsin diye. Şu şekilde. Fazla bir şey gerek yok. Bunu böyle yarım saat bekledikten sonra fırına kısık ateşte pişiriyorsunuz. O kadar güzel, o kadar lezzetli oluyor ki. Çok çabuk evde olan kuru yemişlerle, kuru meyvelerle meyve suyu ilave edebilirsiniz. Üzerine nar koyabilirsiniz. Tercih sizin. Hepsi bu kadar. Bu yarım saat bekledikten sonra fırına vereceğiz. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Fırından çıktığı zaman tekrar yine gösteririm ben size şunu. Döktüğüm karışım tam gelmiş. Şayet biraz az gözüküyorsa üzerine biraz daha meyve suyuyla süt ilave edebilirsiniz. Ama onu yarım saat durduktan sonra belli edecek. Şayet gerekiyorsa bir bardak daha suyu veya da portakal suyu üzerinden dökersiniz. Bence iyidir ama. Piştikten sonra tekrar yine göstereceğim size. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi
Ekmek tatlımızı fırından alalım. İşte ekmek tatlımız. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabarmış. Ben bunu yarım saat beklettikten sonra bir portakal suyu ve süt daha ilave etmiştim. Ama keşke etmeseydim çünkü bayağı bir altından çekmiş yani. Böyle hala daha şeylidir. Bunu keselim. Aslında bunu biraz bekletmeniz gerekiyor. Ama görmeniz için. O kadar güzel bir kokusu var ki, portakal, limon, tarçın, çok nefis bir kokusu var. Kaşığıyla alıyorum çünkü daha şey olması gerekiyor. Bu şekilde. Onun yanına dondurma veya sulu sulu bir muhallebi çok güzel gider. Çok sıcak. Müthiş bir kokusu vardır. Gerçekten o kadar güzel ki, yumuşacık. Yani herkes bunu yiyince ekmek olduğunu tahmin edemezler. Ben 5 kaşık şeker koymuştum. Ama lezzeti gayet güzel. İstiyorsanız daha az, daha fazla. Portakal rendesi. Parça parça portakallar ağzıma geliyor. Çok güzel. Çok lezzetli. İstiyorsanız böyle hani üstten hani böyle biraz fırına verdikten sonra çıkartıp üzerine şeker de serpebilirsiniz. Üstü daha kıtır kıtır olur. Bak. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.